geldiniz. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Değerli misafirlerimiz, Ankara için iftar vaktidir. Ya Rabbi, bu güzel iftar vaktinde aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikteyiz. Vatan için, millet için, bayrak için can veren şehitlerimizin ve ahirete göç eden gazilerimizin ruhlarını şad eyle. Mekanlarını cennet eyle. Hazreti Peygamberimize komşu eyle. Ver hayat olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Kahraman gazilerimiz, şehit ve gazilerimizi çok kıymetli aileleri, değerli silah ve mesai arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayında bu güzel iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan da büyük bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Değerli misafirlerimiz, bu aziz toprakları bizlere vatan yapan şehit ve gazilerimizin kanıdır. İstiklal Marşımızın şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda mısrasında da ifade edildiği gibi vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır. Bu toprakları binlerce yıldır bize vatan kılan şehit ve gazilerimiz, vatanımıza olan sarsılmaz sevdamızın ölümsüz temsilcileri, asil milletimizin ve kahramanlık ve fedakarlığının ebedi mimarlarıdır. Kahraman gazilerimiz, ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla canımızı seve seve feda etmeyi göze alıp canla başla mücadele eden sizlerin varlığı, asil milletimizin sarsılmaz iman, tevekkül, cesaret ve yiğitliğinin en somut göstergesidir. Bugün kutsal vatanımızda başı dik ve özgür yaşamamızı hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Yazdığınız kahramanlık destanları sonsuza kadar yaşayacaktır. Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övülsek azdır. Biz bir aileyiz ve her zaman sizlerin yanında olacağız. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli aileleri, şehit ve gazilerimizin acısını en derin sizler yaşıyorsunuz. Emsalsiz fedakarlıklarınız için devletimiz ve yüce Türk milleti sizlere minnettardır. Türk Silahlı Kuvvetleri ailesinin ayrılmaz ve en asli fertleri olan sizlerin yeri her zaman başımızın üzerindedir. Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli ailelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak bizler büyük bir aile olarak acılarınızı paylaşmak ve gözyaşlarınızı dindirmek için daima yanınızda olacak, sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bu kapsamda kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili kurumlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca şu hususun altını özellikle çizmek isterim ki, kahraman gazilerimiz ile şehit ailelerimizin sergilediği üstün metanet ve dirayet, milli birlik ve beraberliğimizin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün en büyük yapı taşlarından birisidir.
Düşmanlarımıza korku veren vakur duruşunuz, tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin en büyük gücüdür. Değerli misafirler, kahraman silah ve mesai arkadaşlarım. 40 yıla yakın bir süredir terörle mücadele ediyoruz. Bu süreçte şehit ve gazilerimiz oldu. Her defasında yüreğimiz derinden yandı ve büyük acılar yaşadık. Ancak hiçbir hain saldırı bizi yıldıramadı. Aksine asker analarımızın haydi yavrum, haydi git, ya gazi ol ya şehit diyerek göstermiş olduğu yüksek fedakarlık, mücadele irademizi ve kararlılığımızı daha da pekiştirdi. Ülkemizin, milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden kalleş terör örgütü mensupları, işte bu vatana adanmışlık duygusu ile mücadele eden kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamadı, kurtulamayacak. Şanlı ordumuz geçmişte yürütülen sınırlı hedefli ve süreli askeri harekatların yerine bugün artık sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbe vuruyor ve terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyoruz. Yürüttüğümüz operasyonlarla sahada kurduğumuz hakimiyeti daha da güçlendirmek kararlılığındayız. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdamasına, belini doğrultmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak, ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı tereddütsüz bir şekilde ezilecektir. Bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecektir. Değerli misafirler, kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, Türkiye köklü tarihi ve stratejik coğrafyası, etkin, saygın ve caydırıcı ordusu ile yerli, milli ve modern savunma sanayisi, uluslararası barış ve istikrara sağladığı önemli katkılarla dünyada yükselen bir güç haline gelmiştir. Elbette bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların bize bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak, vatanımıza ve milletimize olan borcumuzu ödemek, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek boynumuzun borcudur. Bu anlayışla Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde Türkiye'yi 100 yıl hedeflerimize emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda ülkemizi daha üst seviyelere çıkartmak ve gücümüzü daha da artırmak yegane amacımızdır. Sonuç olarak şanlı ecdadımız ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu mücadele ruhundan aldığımız ilhamla bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzur için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygı ilanıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.